Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, şükürler olsun gene hep beraberiz. Kıymetli dostlarım, bazı arkadaşlarımız benim öldüğüm yönünde veya benim cezaevinde olduğum yönünde şeyler söylemişler. Bu paylaşımları da ben değil, bir başkaları benim adıma tweetleri yazdığını söylemişler. Bu vesileyle bu kısa videoyu çekmek zorunluluğu hissettim. Kıymetli dostlarım, öncelikle şunu söylemek isterim. Video çekmeme konusu benim fikrim veya benim düşüncem değil. Uluslararası güvenlik riski diye bir şey varmış. Ben, yani şahsım, kırmızı şeydeymişim. Yani suikast yapılabilme riskinde en üst noktadaymışım. Bu sebeple video çekmem konusunda bulunduğum ülkenin kanunları gereği veya dünyadaki uygulamada bu yöndeymiş. Ancak ben kafa karışıklıkları olduğu için dostlarımız, kardeşlerimizin veya bizde gıcık kafa insanların böyle bir düşünceleri olduğu için kendilerinden ricada bulundum. Ve ısrarlı ricalarım neticesinde bu videoyu yayınlamamla ilgili olur çıktı. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, öncelikle şunu söylemek isterim. Biz akit yaptık. Ne üzerine akit yaptık? Bunu daha önceki videolarda uzun uzun konuştuk. Ben akdimde verdiğim sözden dönmem kardeşlerim. Sizin de dönmeyeceğinizi biliyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok eğleneceğiz. Çok keyifli anlar yaşayacağız. Hepsini deli edeceğim. Size söz verdiğim gibi vallahi deli edeceğim. Billahi deli edeceğim. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, benim için endişelendiğinizi biliyorum. Bana gıcık kaptığı için, bana endişelenmeyip, benim için endişelenmeyip, ufak çocuklarım için endişelenen, içinizde endişelenlerin olduğunu biliyorum. Ancak onlara şunu söylemek isterim, sizlere şunu söylemek isterim. Ben henüz çocukken hayaller kurardım. Kurmuş olduğum hayallerim şu yöndeydi. Bir hamakta yatarken Meltem rüzgarı esiyor. Kafamda hasır bir şapka. Meyve kokteyli içiyorum. Ben hayallerimi devamlı Meltem'e göre ayarlarken maalesef hayat bana hep kasırga olarak, poyraz olarak, fırtına olarak geldi. Ben de hayata karşı tüm duruşumu kasırgaya, fırtınaya ve poyrazlara göre ayarladım. Bu sebeple gönlünüz rahat olsun. Kendimizi de, sevdiklerimizi de, ailemizi de koruyabilecek kadar tecrübe sahibiyiz, cesaret sahibiyiz ve akıl sahibiyiz kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, biliyorum birçoğunuzun morali çok bozuk. Yaşadığınız şartlar, yaşadığınız imkansızlıklardan dolayı. Ancak böyle durumlarda ben hep şöyle yapardım. Benden çok daha kötü kadere sahip olmuş insanların hayatlarını incelerdim. Bunların bir tanesi cezaevindeyken okumuştum. Sistemde 50 yıl diye. İskoçya'da 14-15 yaşlarındayken, o civarlarda yanlış hatırlamıyorsam, 10 sene oldu kitabı okuyalı. İşlediği mahallede, semt çocuğu olarak işlediği mahallede küçük bir suçtan dolayı hem kriminal bölümü olan hem hastane hem cezaevi gibi bir yere giriyor. Daha sonra orada birkaç kere de kavgaya karıştığı için cezası devamlı surette uzatılıyor. Sonra oradaki görevliler bakıyorlar, zeki bir adam, akıllı bir adam, kurnaz bir adam, çok güzel sistem kurabiliyor. Bunu oradaki kantin gibi yere veriyorlar. O kantinde de usulsüzlükler dönüyor ve bunu çalıştırarak oradan devamlı para kazanıyorlar. Sistem hep böyle işliyor, dünyanın neresi olursa olsun. Ve bu adam devamlı oradaki görevlilerde olumsuz rapor yazdıkları için belli bir sayıda olumsuz rapordan sonra ömür boyu orada kalma şeyi veriliyor. Aradan 50 yıl geçiyor. Bir tane kadın, yardım kuruluşları oluyor ya, hastaneye gidiyorlar. Orada bu adamla kadın birkaç kelime konuşuyor. Sonra bakıyor bu adam psikolojisi bozuk değil. Ayrıca dahi gibi zeki bir adam. O kadının kefil olmasıyla oradan çıkıyor. Daha sonra bu kadınla evleniyorlar. Şimdi bu adamın durumu ne biliyor musunuz? İskoçya'da İngiltere'nin en büyük üniversitelerinde konferanslar veriyor öğrencilere. Sistemdeki aksaklıkları anlatıyor. Ve bu adam yazmış olduğu kitap otobiyografi olarak kendi hayatını yazıyor. Jimmy Lane. Evet.
Otobiyografi olarak kendi hayatını yazıyor. Ve bu yazmış olduğu kitap şu anda hukuk üniversitelerinde tamamlayıcı kitap olarak öneriliyor. Kardeşlerim, böyle kötü bir kaderimiz de olabilirdi. Böyle kötü bir hayatımız da olabilirdi. Düşünseniz ufacık bir çocukken 65 yaşına kadar orada geçirilen 50 yıl. Bu sebeple her ne olursa olsun umudumuzu kaybetmemeliyiz. Umut hırsızlarına umudumuzu çaldırmamalıyız ve hep demeliyiz ki bir umuttur yaşamak. 15 gün boyunca 15 gün sonra yeni bir değerlendirme yapılacakmış. Can riskimle ilgili, hayat riskimle ilgili. Bundan sonraki aşamada bir karar verecekler. Ama burada, ama başka bir ülkede, ama bir yolunu bulacağım. Yaptığımız akdi inşallah tamamlayacağız. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, kendinize lütfen çok iyi bakın. Dualarınızda beni unutmayın. Yüce Allah'a emanet olun kardeşlerim.